28 Kasım 1820'de Almanya'nın Barmen kentinde zengin bir imalatçı olan Friedrich'in ailesinde doğdu. Aile reisi, Engels'i önce Barmen kentindeki bir okulda, ardından 1834-1837'de Elberfeld'deki bir spor salonunda eğitmiş, ardından oğlunu spor salonundan ayrıldıktan sonra profesyonel bir girişimci olarak eğitmesi için fabrikaya göndermiştir. Lise eğitimini tamamlamasına bir yıl kala babasının ısrarı üzerine okulu bıraksa da Engels'in okuma tutkusu bir türlü tükenmedi. Eğitimini bağımsız olarak sürekli geliştirdi ve Hegel'in felsefesini inceledi. Engels, doğuştan gelen özel yeteneği nedeniyle 20'ye kadar yabancı dil öğrendi. Bu nedenle kekelediğinde arkadaşları şaka yollu, "Bizim Engels 20 dilde kekeliyor," derlerdi. 1841-1842 yıllarında Berlin şehrinde askerlik yapan Engels, Berlin Üniversitesi'nde ders dinleme fırsatı bulduğunda devrimci demokratik bir tavırla genç Hegelcilerin arasına katıldı. Böylece, baba Friedrich'in fabrika kapitalisti olarak görmek istediği Engels, tam tersine, zengin kapitalistlere karşı mücadele eden bir devrimci olmuş, üstelik Mayıs-Temmuz 1849'da, henüz 29 yaşındayken, bizzat silahlı mücadeleye katılmıştır. Güneybatı Almanya'daki ayaklanma sırasında özellikle barikatların inşasında, sokak çatışmalarında aktif rol aldı. İsyanın bastırılmasının ardından Prusya ordusunun zulmünden kaçmak için önce İsviçre'ye, ardından İngiltere'ye göç etmek zorunda kaldı. Ancak finansal ihtiyaç onu yine bıktığı işe, yani ticarete girmeye itti, 1850 yılında Londra'dan Manchester'a geldi ve babasının ortağı olduğu Ermen ve Engels firmasında çalışmaya zorlandı. 1851'de İrlandalı bir işçinin kızı Mary Bunce ile evlendi ve 1864'te Mary'nin ölümünden bir yıl sonra yengesi Lizzie Bunce ile evlendi. Hayatının sonlarına doğru Engels'in en büyük hayali, büyük değişiklikler olacağını umduğu ancak sağlığının buna izin vermediği 20. yüzyılın bir kısmını görmekti ve 5 Ağustos 1895'te saat 10.30'da öldü. Ölümünden önce mal varlığının çoğunu arkadaşı Karl Marx'ın kızlarına miras bırakmış, ölümünden sonra kendi isteği doğrultusunda naaş yakılmış ve külleri İngiltere'nin Esbjerg kenti yakınlarında denize gömülmüştür. Marx tezler ortaya koyuyor, ekonomik sorunları analiz ediyor ve bunların yorumu Engels'e düşüyor. Engels açıkça Marx'ı zamanının en büyük düşünürü olarak görüyordu. Marx'ın mezarı başında yaptığı konuşmada, merhum silah arkadaşını, modern düşünürlerin en büyüğü olarak nitelendirmesi ve bu büyük figürün ölümünden sonra oluşan boşluğun yakında kendini hissettireceğini söylemesi tesadüf değildir. Engels, Marx'ın ölümünden bir yıl sonra, Komünist Parti Manifestosu'nun 1883 Almanca baskısına ön sözde şunu yazdı. Her tarihsel dönemin ekonomik üretimi ve bunun kaçınılmaz sonucu olan toplumsal yapı, o dönemin siyasi ve entelektüel tarihinin temelini oluşturur, buna göre, tüm tarih, sömürülenler arasındaki sınıf mücadelesinin tarihi olmuştur. Sınıflar ile sömürücü sınıflar arasında, toplumsal gelişimin çeşitli aşamalarında alt sınıflar ile egemen sınıflar arasında bir mücadele tarihi olmuştur ve artık bu mücadele öyle bir aşamaya gelmiştir ki, sömürülen ve ezilen sınıf, proletarya, aynı anda bütün toplumu sömürüden, baskıdan ve sınıf mücadelesinden sonsuza dek kurtarmadan, sömüren ve ezen sınıftan burjuvaziden kurtulmak mümkün değildir. Bu temel fikir tamamen ve yalnızca Marx'a aittir. Karl Marx ile birlikte Marksizmin kurucusu sayılan Engels, ilk Marksist olarak tanımlanmıştır. 1845 yılında kendi gözlem ve araştırmalarına dayanan, 1844 yılında İngiltere'de İşçi Sınıfının Koşulları isimli yapıtı yayınlanmıştır. Karl Marx'la beraber Komünist Manifesto'yu yazarak komünist kuramın geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Sonrasında Karl Marx'a maddi destek sağlayarak, Das Kapital için yaptığı araştırmalara yardımcı olan Engels, Karl Marx hayatını kaybettikten sonra onun önemli sayılan eserlerinden Das Kapital'in son iki cildini tamamlamıştır. Ayrıca daha sonra Artı Değer Teorileri ve Kapital'in dördüncü cildi olarak Karl Kautsky tarafından basılan Marx'ın notlarını düzenlemiştir. 1884 yılında, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni isimli kitabı yayınlanmıştır.